Bir üçüncü konumuz da kitap, Diyarbakır, Doğu Güneydoğu Anadolu'dan bahsettik. Geçtiğimiz hafta Ülke TV, daha önce A Haber, bir ara TRT Haber ve nihayet Halk TV bir takım nasıl söyleyelim, bir saldırı dememiz girişimi lazım değil mi? Yani tabii, saldırı teşebbüsüyle saldırı karşı karşıya kaldı veya çok sert muamelelerle karşı karşıya kaldı ama işte Halk TV'deki saldırıydı. Mesela Ülke TV muhabirinin üzerine yürüdü bir milletvekili yani. Evet, mevcut milletvekili. Maalesef. Bir hanımefendi, bir muhabir arkadaşımıza. Evet, yani çok kaba görüntülerdi. Bütün bunları herhangi bir ayrım yapmadan, yani özellikle de bunu söylüyoruz, yani Halk TV de dahil, beğenmiyorsanız şunu mesela bazıları şöyle meşrulaştırmaya çalışıyor. Bunu anlamak mümkün değil. Oraya gitmişler, konuşacaklar mı? Şimdi biz burada program yapıyoruz. Bırak birisi bu... gelip, hayır öyle değil Mehmet. Biz burada program yapıyoruz. Birisi gelip biz burada konuşacağız sizle diyemez ki. Bizim bir programımız var. Siz gidip yani ben Halk TV'de yapılan programa ben rahatsızım. Şikayet ben gidip edilecek kibar, merciler de var. Şikayet edecekseniz edersiniz. Yok, yani kibarca gidip şeye girmeniz bile yanlış. Yani gidip onun yayınını siz bozamazsınız netice tabii itibariyle. Orada bir program dahilinde yayın yapılıyor. Merak ettim. Eleştirirsiniz. Ettim. Murat Hocam, gazeteciler, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin bir açıklaması oldu mu? Mesela Mehmet Hacı Tetut soralım burada. Mesela Ülke TV'den saldırıya yönelik böyle bir açıklama benim oldu mu? Bildiğim yok. Hayır, olmadı. Yani gazeteciler cemiyeti maalesef işte bizde barolar, tabipler birliği, bunlar mesleki çok duyarlılıklarını kaybetmiş durumda. Çok standartları var tabii bu evet, konularda yani. Çifte standart, yani herhangi bir standartları yok. Şimdi çifteyi çok de güzel geçti. Mesela ilkesel bir duruş şu anda ortaya koyuyorsun hocam. Hep beraber de tabii buna destek veriyoruz. Ama biliyorsunuz önce Ülke TV muhabir olan arkadaşımıza bu sessizlikle karşılandı. Terbiyesizlik yapıldı. Evet. Ve üzerine yürüdü. Önce kendisi, sonra şoförü üzerine yürüdü. Ya bir de şöyle Mehmet, orada ama da şimdi yayın yapan kişiyi buluyorsun, arabayla gidiyorsun, onların üzerine yürüyorsun. Burada anormallik yani. Bir de aşamalara dikkat edin. Çok özür dilerim Mehmet. Yani böyle tesadüfen karşılaşmıyorsun. Gidiyorsun, buluyorsun onu. Yani tabii, burada nasıl bir akıl işliyor, etrafında akıl, herhangi bir akıllı insan yok mu? Bu yanlış olur, yakışıksız olur diyecek. Bir de yalan söylüyor. Bir de yalan söylüyor. Işte, uçak yok diyor, helikopter yok diyor falan. Helikopter de yukarıdan uçuyor. Yukarıdan uçuyor. Şimdi şöyle, bu tür zamanlarda bu ilkesel duruşu ortaya koyduğun zaman bu tür provokasyonların önüne geçilir. Kesinlikle. Öbür türlü benim mahalleme yapıldı, ben kınayım. Öbürü kendi mahallesine yapıldı, o kınasın. Bu o kutuplaşmayı beslemekten başka bir işe yaramaz. Biz hepsini kınıyoruz. Evet. Not aldık yani, biz de mesela önce Ülke TV ile ilgili bu saldırı girişimi, bu densizlik diyelim. Buna karşı gösterilen ve gösterilmeyen refleksler. Bir de hemen ertesi gün işte Halk TV'ye yapılan böyle bir saldırı, yayını sabote etme girişimi, baskın oldu. Orada biz mesela tepki gösterdik. Ben de sosyal medyadan paylaşımda bulundum. Ülke TV'de şuradan bunu yayın da yaptık. Tabii yani onu da yaptık. Yani böyle olursa zaten bu işlerin bir anlamı var. Değilse fakat şeyi de görüyor insan. Yani işte mesela ama Ülke TV'ye yapılan o cazgırlık nasıl Ülke bir TV'ye yapılan yani saldırıyı bu artık tuttuğu için söylüyorum. Fondaşlar görmediler yani. Tabii tabii. Ben de oydu yani. Söylemek dikkat çekmeye çalıştım. Ya bunu söyleyeceksiniz, yüzüne ileteceksiniz hocam yani. Görmüyorlar. Fondaşlar görmüyorlar. Yani sadece fondaşlar değil. Mesela daha klasik medyanın içinde yer alanlar da sessizlikle karşı. Bir de siyasetçiler. Burada onun da altını çizelim. Yani bu tür saldırılar karşısında sadece medyanın, sadece gazetecilerin bir şey söylemesi yetmiyor. Bütün siyasetçilerin de bunu çok net bir şekilde kınaması lazım. Çünkü bir de şunu akledemiyorlar. Yani bu fedai türünden gazetecilik veya o gazetecilere yönelik saldırılar netice itibariyle siyaseti de zehirler. Yani kamu düzenini, kamu güvenliğini beraberce, medeni bir şekilde yaşamamızı her ayağını zedeler. O yüzden hani biz burada sadece bir meslektaşımızı korumak için böyle söylüyor değiliz. Yani buradaki genel olarak medyaya yönelik saldırganlık kızıştıran, toplumu etkileyen, medeni yaşama tarzımızı etkileyen, kamu düzenini, kamu güvenliğini etkileyen bir anlayış olduğu için eleştiriyoruz. Yoksa bu hani Ülke TV olmasa da bunu eleştirmemiz lazım. Yani biz şu anda Ülke TV'de konuşuyoruz ama Ülke TV saldırıya uğramamış da sadece Halk TV saldırıya uğramış olsa da biz bunu kınıyoruz. Daha önce de kınadık, bundan bahsettik. Yani bunu bir ortak payda haline getirmek lazım. Özellikle Acet'in söylediği gibi bu kriz tahrik dönemlerinde
prensibiyel bir yerde durmak lazım. İlkeli bir yerde durmak lazım ve herkese yönelik, bütün kamuoyunu içine alacak şekilde konuşmak lazım. Bakın, geçtiğimiz hafta konuşmuştuk. Konya'da bir cinayet oldu. Bunun üzerinden bir etnik nefret, çatışma. Etnik çatışma. Çatışma yani aslında bu çatışma çıkarmak istediler ve bunun üzerinden HDP sörf yaparak kendince o etnik grubun koruyucusu hüviyetinde çıkacaktı ortaya. Şimdi mesela bakın, bugün bir haber aldık değil mi? Balıkesir'de bir trafik kazası oldu. Evet, 15 kişi öldü. Yani galiba İzmir'de de olmuş. Ondan önce başka bir yerde oldu. Şimdi mesela değerli seyirciler, şöyle bir şey düşünülebilir mi? Yani orada ölenlerin, bazı gazeteler bunu yapıyor çünkü. Gazeteler, bazı yayın organları. Herhangi bir etnik kökenine, şehir memleketine, üzerine, şusuna, mezhebine falan bakıp tavır alınabilir mi? Bu hepimizi üzen bir şey. Yani bu insani, burada yaşayan Anadolu irfanının, Anadolu kültürünün ortak bir paydası. Yani bu, yani işte bu tür cinayetler karşısında, kaza keder karşısında hepimizin beraber olması mesela lazım. Murat Hocam, o Konya'daki bu şekilde HDP'nin eş başkanı, neydi o, Mithat Sancar'ın açıklamaları üzerine uluslararası aranda biliyorsunuz haber yapıldı. Önemli bir yayın evinde ne dedi biliyorsunuz? Artık işte Türkiye'de şu kesimin yaşaması zorlaştı falan diye. Tabii, tabii. Sen bu iş yerde bunu yaparsan Kürtlere dışarıda karşı soykırım başlayabilir evet, yani diye. Böyle düşünebiliyor musunuz? Sadece içeride kalmadı bu. Dışarıya da taştı. Şimdi ben şununla bu meseleyi tamamlamak isterim. Siz de ilave etmek isterseniz tabii devam edebiliriz. Romanların çok güzel bir geleneği var. Ben zaman zaman bunu anlatıyorum. Çadırda yaşarken, çadırda eğer kavga çıkarsa, aileden birisinin, çadırda yaşayanlardan birisinin görevi çadırı ayakta tutan direğe gidip sarılmak, onu korumak. Kavgaya karışmıyor. Kavga edenler de ona vurmuyorlar. Örfleri, gelenekleri bu. Şimdi bizim arada tartışabiliriz, münakaşa edebiliriz. Zaten farklı görüşlerimiz var. Gazeteler veya siyasi partiler veya sıradan vatandaşlar. Ama şunu asla unutmamamız lazım. Bizi bir arada tutan çadırımızı, işte beraber olduğumuz zemini, çatımızı beraber ayakta tutan bir takım direkler var. O direkleri muhafaza etmemiz, korumamız, tahkim etmemiz, güçlendirmemiz lazım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.